Siz şehir hatları genel müdürüydünüz. Hı hı. Biraz önce siz de söylediniz. Ben tabii daha çok Üsküdar Belediye Başkan Adayı olarak evet. sizi buraya misafir ettim. Orada ne yapacaklarınız önemli ama orada şirket karlılığını 7 milyondan 270 milyon TL'ye mi çıkardınız gerçekten? Doğru. Bayağı iyi bir, CV, <laughs> bayağı iyi, iyi bir icraat şeyi var, evet. listesi var burada. Merak eden Üsküdar'lar da burada <gülüyor> bakabilir, <gülüyor> görebilirler. Ee, size Üsküdar'ın en büyük sorunu sordum. Siz mahalle mahalle değişiyor bu evet. dediniz ama bir genel olarak Üsküdar'a baktığınızda kentsel dönüşüm dediniz. Hı hı. İki ne? sosyal politika eksiğini görüyoruz. Yani kreş e, eksiği, e, park var diye ben raporlara da bakıyorum. Sonra işte mahalle bazlı işte çocukların parka ulaşımı, yeşil alana ulaşımı hani 5 dakika ile 20 dakika arasında değişiyor. Bazı mahallelerde gerçekten parka ulaşım 5 dakika. E, bazı mahallelerde 20 dakikanın üzerinde. Mesela daha çocuk bir Üsküdar. Yani çocukların da e, mutlu olacağı. Biraz e, Alan sorunları var farkındayım ama bakışı buraya çevirdiğimiz zaman yani yeşil alan dediğimizde de işte yarım metrekare bir alanı yeşil alan ve park diye çevrelendiğini görüyoruz bazı mahallelerde. Bunlar yeşil alanlar değil gerçekten insanların e, nefes alabileceği, e, sosyalleşebileceği ya da çocukların oynayabileceği alanlar. E, kreş yani. Temel olarak aslında kadının üstünden yükü alabilecek e, politikalar. Şimdi e, büyükşehir belediyemizin açtığı e, yuvam İstanbullar var, kreşler var. Bunların sayısını arttırmamız gerekiyor. Yine e, bir önce söylediğim büyükşehir ve ilçe belediyesinin e, birlikte çalışamama e, kültüründen kaynaklı diyeyim, engelinden kaynaklı diyeyim ya da e, buralara hizmet getirmekte büyükşehir belediyesi engellendi, zorlandı. Ama uyumlu bir çalışma olduğunda. E, ...alanda bulacağımızı düşünüyorum. Onların da çalışmalarına başladık. İşte kreş gibi, çocuk oyun alanları gibi. Anneleri biraz daha bu anlamda yükünü, bakım yükünü azaltacak. Eski, nasıl söyleyeyim, meslek ile ilgili bir takım çalışmaların yapılması gerekiyor. Yine mahalle bazlı, oranın kültürüne özgü, o mahallenin geçmişine özgü bazı değerleri taşıyacak ve yeni nesle aktaracak alanları açmak da istiyoruz meslek edindirme anlamında. Siz erkeğine şaşırmadığınız hiçbir şeyin kadınına şaşırmamak lazım demiştiniz. Evet doğru. Onu bir anlatsa, aç, açar mısınız <laughs> ne demek o? O şu demek. Ben yüksek gemi mühendisiyim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. Yükseğimi de aynı yerde yaptım. Odamızın gemi mühendisliği ilk kadın yönetim kurulu başkanıyım. Şehir hatlarının ilk kadın genel müdürüyüm. İşte uluslararası uluslararası taşımacılar birliğinin su yolu komite ilk kadın başkanıyım. Türk ve ilk kadın başkanıyım. Tabii bu ilkler olunca özellikle odada kadınlık üzerinden hep gidiliyor. Beni de bu bir süre rahatsız etti. Çünkü biz buraya liyakat bazlı geliyoruz. Yani hani eğitimini aldığım bir işin işte genel müdürlüğünü yapıyorum ya da meslek odasının yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Genelde erkek bir yönetim kurulu başkanı ya da genel müdür olduğunda aa işte erkek genel müdür denmiyor ama kadın olunca aa kadın genel müdür. E, o yüzden onu yani cinsiyet bazlı değil liyakat bazlı düşünelim diye söylemiştim. Çok güzel ama kadın aday başarılı olamaz olmaz algısı yanlış. Erkek aday bir yerde kaybedince bir sonraki seçimde erkek aday başarısız denmiyor. Başarı başarısızlık cinsiyete bağlı değil. Bu son derece önemli ve doğru bir tespit. Üsküdar adına değil sadece bütün genel Hı -hı. baktığınız zaman siyasetin e, temeli adına da e, kentsel dönüşüm dediniz 2'yi e, iki, saydınız 3 ne? çevre diyebiliriz hmm. yani biraz önce söylediğim yeşil alanlar özellikle valide özelinde bir koruma bakışını e, ve koruma ve yaşatma diyeyim çünkü korurken bir yerde tabi şimdi büyük bir gerilim var orada yani hem mevcut e, belediyenin hem de merkezi hükümetin çevre politikalarında e, yaptığı bir takım yanlışlar e dan kaynaklı hepimizde bir reaksiyon oluşuyor. Yani konu çevreye geldiği zaman, ağaca geldiği zaman e, e, duyarlılıklarımız ve reflekslerimiz çok e, yukarıya çıktı. Ama mesela işte asırlık ağaçlar var. Asırlık ağaçların topraklanması lazım. Artık kökleri gözüküyor. E buraya giremiyorsun. Yani gir, e, giremiyorsun demeyeyim de algı Orada herhangi bir yıkıma neden olacağı için e, bu, korumacılık, bu korumacılık, bu e, korumacılık bakımı yapmayı engellemeye doğru gidiyor. Kesinlikle kötü niyetli değil. E, ama korumacılık yavaş yavaş yok etmeye doğru da gidebilir. O yüzden e, buradaki mesela valide bağ özelinde konuşursak, burada e, gerçekten orayı koru olarak bırakacak ama nesiller boyu da devam ettirecek e, bakımı sağlayabilmek gibi. E, sosyal belediyeciliği kurmayı da söyleyebiliriz. Yani bu yoksulluk çok yüksek. Yani ülke genelinde çok yüksek. Üsküdar'da da bu problemler var ve belediyeden beklenti aslında bir beni dinleyin. Yani ben ne istiyorum? Yani hani sordunuz ya sizin için önemli olan şey ne? Benim için önemli olan şeyler çok değişir. Hani ama genel olarak o mahalledeki vatandaşın beklentisi neyi? Benim en büyük merak konum bu. Sen ne istiyorsun? Ben bunu Şimdi kamu kaynağı kullanmış biriyim Yani şehir adlarının bütçesi, Üsküdar Belediyesi'nin bütçesi kadardı. Ve biz bir kamu kaynağı, 5 yıl boyunca kamu kaynağını harcadım. Bunu en verimli şekilde nasıl harcayacağımı ya da nasıl geliştireceğimi de formülize ettim, buldum. Şimdi aynı bakış açısını buraya taşımak istiyorum. Yani neticede bu kamunun parası ve biz bunu bir şekilde harcıyoruz. Bunu eşit, adaletli harcamamız, verimli harcamamız gerekiyor. Ee, bununla birlikte e, yönettiğimiz zaman da e pek çok şeyin zaten vatandaşın da rahat edeceği, açık şeffaf olduğunda eşit hizmet alacağı bir belediyenin huzur getireceğini düşünüyorum.